Avrupa Birliği'nde 23 milyon küçük ve orta ölçekli işletme var. Bunlar Avrupa ekonomisinin bel kemiği, fakat çoğu için kriz henüz bitmedi. Küçük işletmeler bankalardan finans erişiminde yaşadıkları zorluklardan şikayetçi. Euronews Avrupa Komisyonu Sanayi İşleri Başkan Yardımcısı Antonio Tajani ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin geleceğini konuştu. Sayın Başkan Yardımcısı, Avrupa endüstrisinin durumu pek iyi değil. Hedef 2020 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %20'sine katkı bulunan bir sanayiydi. Fakat bu hedefe oldukça uzağız. Acil olarak ne yapılmalı? Biz Avrupa'da iş olanağı yaratmayı sağlayan sanayi yapısı olmadan krizden çıkmayı düşünmüyoruz bile. Bu yüzden bu sektöre inanmamız lazım. Kamu borcunun azaltılması için sadece güçlü bir eylem yeterli değil. Bu eylem reel ekonomiyle uyum sağlayan, sektörün lehine ve aynı zamanda iç pazarın gelişmesine yönelik bir strateji olmalı. Amerika Birleşik Devletleri sektöre inanıyor. Enerji maliyetlerindeki ciddi azalma sayesinde Avrupa'dan çok daha hızlı büyümeyi başardılar. Ayrıca kaya gazı sayesinde de başarılı oldular. Bu gaz kayaların kırılmasıyla elde ediliyor. Bu bir fırsat mı yoksa risk mi? Secondo me è un'opportunità, bisogna però valutarne effettivamente. Bence bir fırsat. Ama bizim çevreye zarar vermeyen yöntemleri kullanmamız gerekir. Avrupa için sadece bunu ekarte etmek yanlış olur. Bizim teknik ve bilimsel analizleri hızlandırarak bu enerji formunun nasıl sistemimizi daha rekabetçi hale getireceğini bulmamız gerekir. Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine konsey, enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki yetkisini açıklayan bir çalışma hazırlıyor. Dell'anno sull'impatto del costo energetico sull'industria. Küçük ve orta ölçekli şirketler zor bir pozisyonda. Hem bankalardan kredi alma zorluğu çekiyorlar, hem de kamu yönetimi bu şirketlere borçlarını ödemiyor. Kamu yönetiminin borçlarını 30 gün içinde ödemesini gerektiren bir Avrupa kanunu var. Fakat bu durum Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde 150 günden fazla sürebiliyor. Bu konuda ne yapacaksınız? Çünkü siz sıfır tolerans sözü vermiştiniz. Ben sıfır tolerans sözü verdim çünkü vatandaşların vergilerini ödemesi bir görevdir. Tabii ayrıca hükümetlerin de kendileri için çalışan şirketlere olan borçlarını ödemesi gerekir. Bir de kamunun ödemesi gereken eski borçlar var. İtalya bu konuya çarpıcı bir örnek. Yaklaşık 100 milyar euroluk bir borç var. Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılki anketine göre küçük işletmelerin finansmana erişim koşulları daha da kötüye gidiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bankalara yardımcı olmak için yeni fon çıkarmış olmasına rağmen neden fonlar bankalar aracılığıyla reel ekonomiye girmiyor? Bankalar Birliği'nin parayı işletmelerin daha kolay kullanabileceği şekilde sunması gerekir. Biz COBİ'lere 1,5 milyon euroya kadar kredi konusunda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ile anlaşmaya vardık. Yani Basel sermaye yeterliliği uzlaşısı şartlarına göre hareket ediyoruz. Küçük işletmelere daha kolay ve daha fazla kredi imkanı yaratmak öncelikli hedefimiz. Ayrıca Avrupa'nın 2014-2020 bütçesi içerisinde COBİ'lere daha fazla imkan tanımayı planlıyoruz. Bunun için de işletmelerin ve COBİ'lerin rekabet edebilirliği programı oluşturuldu. Bu programla COBİ'lerin finans kaynaklarına daha iyi ulaşması, bölgesel düzeyde işletmelere destek sağlanması, uluslararası pazarlara ulaşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program oldukça ilgi çekici. Fakat 2014-2020 bütçesi bölgesel uyum için ayrılan fonlar içinde çok az bir paya sahip. COBİ'ler için daha fazlası yapılamaz mı? Bölgesel uyum için ayrılan fonlar içinde dahi küçük ve orta ölçekli şirketlerin uygulayabileceği büyümeye yönelik fonlar var. Biz festivaller ve konserler için kullanılan yapısal fonlara bir son vermeliyiz.
Bu Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası'nın küçük ve orta ölçekli şirketlere finanse etmek adına ele alması gereken bir konu. Sahte üretim nedeniyle milyonlarca çalışanın risk altında olduğu moda sektörünü ele alalım. Yakın zamanda moda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiniz. Onlara neyin sözünü verdiniz? Bizim sahteciliğe karşı güçlü bir stratejimiz var. Sahte ürün satın almak demek, arkasındaki yasa dışı suç örgütlerine yardım etmek demek. Bu örgütlerin çoğu uyuşturucu bağlantılı. Sahte mal hem işvereni hem de çalışanları zarar veriyor. Siz bu konuda bir eylem hazırlığındasınız, değil mi? Bu konuda bir plan hazırlıyoruz. Bu sektör Avrupa'nın imajını sınırların dışında da yüceltebilir. Bu sektör ayrıca turist çekmek adına da oldukça mühim. Mesela Milano'daki Expo 2015 ya da 2016 yılında Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası. Avrupa biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanındaki bilgileri sayesinde rekabetin içine girdi. Fakat fikirlerin ürünlere uygulanması noktasında pek bir şey yapamıyoruz. Bu sektördeki firmalara rekabet güçlerini arttırmak adına ne söylersiniz? Çok uzun yıllar boyunca bu konuda Avrupa'da yapılan araştırma sonuçlarını Japonlar ve Çinliler kendi işlerinde kullandı. Bu dönem sona erdi. Horizon 2020 paketi sanayi ile bağlantılı olarak yapılan yeniliklere ve araştırmalara para aktarmayı hedefliyor. Biz sektöre zarar veren problemleri belirliyor ve çözümler üretiyoruz. Son bir soru. Şubat ayındaki Avrupa zirvesine az bir zaman kaldı. Gelecekte işlerini kaybetmekten korkan Avrupalılara bir söz verebilir misiniz? Mali kompakt yanında Avrupa düzeyinde bir endüstriyel büyüme seviyesinde Avrupa bütçe politikasının koordine edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Sadece ekonomik finansmanın ve hizmetin ekonominin temelini oluşturduğu bunca yılın ardından biz bir atılım yapabiliriz. Bu istihdam yaratmak ve kalite odaklı bir küresel rekabet seviyesine yükselmek için tek yol. Grazie Antonio Tajani per essere stato su Euronews. Grazie a voi.